Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda mutlak değerli bir denklem çözeceğim size. Güzel bir yorum göstereceğime inanıyorum. Konu anlatımında, videolarda bu kısımdan bahsettiğimi düşünüyorum açıkçası. Tekrar testlerine de koydum. Ama bir soru olarak da böyle göstermiş olayım. Kaçıran arkadaşlar için de faydası olmuş olsun. İsterseniz siz bununla bir uğraşın. Hatta yaptığınız çözümleri de yorumları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Benden farklı olarak bir şey gösterirseniz. Deneme yanılma yoluyla birçok arkadaşın çözebileceğine inanıyorum. T olsun, eksi T olsun, böyle olur, şöyle olur şeklinde yapacağınızı düşünüyorum açıkçası. Ancak ben madem burada bir soruda yorum öğreniyoruz, güzelce size grafikle bu işi göstereyim. Nedense şöyle bir durum var. Grafiğe eliniz gitmiyor çoğu zaman. Grafiksiz çözebilir miyiz? Deneme yanılma yoluyla çözebilir miyiz? Yerine koysak olur mu tarzında durumlar oluyor. Şimdi ben burada evet çözüm aşamasında eğer sınavda olursa doğru yapın da nereden yaparsanız yapın. Ama öğrenme aşamasında arkadaşlar mümkün olduğunca kavramları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çok iyi yorumlamanız gerekiyor. Ondan sonra daha iyi sallayabilirsiniz, daha iyi yorumlayabilirsiniz. Ancak şimdi biz düzgünce yapalım soruyu. Grafiğin önemiyle ilgili bir soru bence bu. Şimdi mutlak x eksi 2'nin mutlağının grafiğini göstereyim size. Mutlak x'in grafiği neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Mutlak x'in grafiği 1 kökü var zaten, o da 0. Normalde y eşittir x gibi çizeriz, sanki mutlak değer yokmuş gibi. Sonra şu kısmı kaldırırız arkadaşlar, deriz ki bu grafik aslında x eksenine göre yansımasını çizip artık yeni durumda bu olur. Yani bunun görüntüsü, mutlak x'in görüntüsü şöyle bir grafiktir. Dolayısıyla burada bir de eksi 2 olduğu için grafiği ne yapacağız? Hatta şöyle okla göstereyim. Grafiği bir de arkadaşlar 2 birim aşağı kaydıracağız. Bakın şöyle bir grafik oldu. 2 birim aşağı kaydırdığım için burası eksi 2. Sonra arkadaşlar burası da 2 olacak, burası da 2 olacak. Neden? Şundan dolayı, bu zaten 45 derecedir. Sebebi y eşittir x'in eğimi 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla tanjant 45 1'dir. Bu yüzden x ekseniyle yaptığı açı 45 derece olur. Burada 45-45 90 üçgeninden dolayı eksi 2 olur. İsterseniz zaten değer vererek de görebilirsiniz. Ama eğim kavramı bizim için çok önemli. Türevde bile kullanıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu mutlak x eksi 2'nin grafiği. Bir de en dışında biliyorsunuz mutlak var. O zaman ne yapıyoruz? En dıştaki şu altta kalan kısmı yine yukarı katlıyoruz. İşte böyle oluyor. Yani son hali grafiğin şöyle. Yine katladığımız için artık burası 2, burası eksi 2, burası da 2. Şimdi önemli bir durum. Bakın şu t ne demek aslında biliyor musunuz? Şu soldakine y eşittir mutlak x eksi 2'nin mutlağı dersek, sonra arkadaşlar diğerine de y eşittir t doğrusu dersek, aslında bize dediği şey bu iki grafiğin kesişim kümesi 3 elemanlıdır diyor. O zaman y eşittir t doğrusunu öyle bir çizeceğim ki bu kırmızı grafiği kaç noktada kesecek? 3 noktada kesecek. O zaman hemen yapalım, rengi değiştireyim. Şöyle bakın, ne zaman 3 noktada kesiyor? Şöyle yaparsanız bakın 1, 2, 3, 4 noktada kesiyor. Gördüğünüz gibi. O zaman bu değil. Hemen düzelteyim. Haliyle ne olacak? Yanlışı bir tane daha yanlış göstereyim. Böyle yaparsanız grafiği kaç noktada keser? 2 noktada keser. O zaman arkadaşlar demek ki bu tam şuradan geçecek bir grafikmiş. Y eşittir T doğrusu nereden geçecekmiş? 1, 2, 3 noktada kesmesi için aslında Y eşittir 2 doğrusuymuş. Böylece bu şekilde arkadaşlar grafikle gayet kolay bir şekilde çözebildik. Neden gayet kolay diyorum? Grafiği çizmeyi öğrendikten sonra grafiği çizip sadece bu T'ye artık yorum yapmak kalıyor. Öbür türlü deneme yanılma yöntemiyle elbette gelebilir ama ben bu şekilde bu yorumun da önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer videolarda, diğer sorularda arkadaşlar görüşürüz. Konu anlatımlarımı zaten anlattığım için bütün AYT'yi bitirdim. TYT'den çok ufak tefek eksikler kaldı. Bu sene tamamlayacağımı açıkçası düşünmüyorum. 2021 artık yaparım. Yine aynı şekilde geometride de dairede alan katı cisim, uzay diyorum, dönüşümler ve bir de ne vardı? Çember analitiği. Bunları da vaktim olursa anlatacağım. Söz vermeyeyim ama AYT'nin hepsinin tamamının bittiğini söyleyebilirim. Onları oradan izleyebilirsiniz AYT oynatma videolarından. Ama
tekrarları da bu şekilde devam edeceğim mümkün olduğunca sınava kadar. Böylece mümkün olduğunca açık kalmamaya, bırakmamaya çalışacağım. Sınavda da inşallah başarınıza katkısı olur. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.